Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte doğal ayva reçeli nasıl yapılır püf noktaları ile beraber bu videomda sizlerle paylaşacağım inşallah. Burada görmüş olduğunuz gibi 5 tane iri boyda ayvam var. Ayvalarım organik, annemin bahçesinden elimle topladığım ayvalar bunlar. Gerçekten enfes bir tadı var. İnşallah size böyle organik ayvalar bulabilirsiniz ve reçellerinizi çocuklarınıza tattırabilirsiniz. Pazardan ya da marketten aldığımız ayvalar biraz daha yeşilimsi oluyor. Organik ayvalar ise bu şekilde sarımtırak bir rengi oluyor ve şuralarında görmüş olduğunuz gibi lekeler var. Doğal olduğu buradan da belli zaten. Ayvalarımı bol suyla yıkadım ve üzerindeki o tüyleri tamamen arındırdım. Doğrama kısmına geçelim. Püf noktalarını da bu aşamada sizlerle paylaşayım. Ayvalarımın ilk başta şu baş kısımlarını bıçak yardımıyla tamamen temizleyelim. Sonra kenarlarında alalım. Ayvamız biliyorsunuz ki çok sert bir ayva. O yüzden de keskin bir bıçak yardımıyla bu işlemi yapın. Şu kenar kısımlarını bu şekilde alacağım. Ayvalarımı tam 5 parçaya böldüm. Bu şekilde kestiğiniz zaman hiçbir şekilde ayvalarınız israf olmayacak ve doğraması o kadar kolay olacaktır. Tabağımızın içine ayvalarımızın çekirdeğini alalım. Ayvanın çekirdeği bize jöle kıvamını verecek ve o istediğimiz rengi elde etmemiz için yardımcı olacaktır. Yani doğal bir gıda boyası diyebiliriz. Ayvanın ortasındaki sert kısımlarını da alın. Çünkü çok zor pişiyor. Zaten ayva kendi başına çok sert bir meyve. Kabuklarını hiçbir şekilde soymayacağım. Neden soyuluyor onu da bilmiyorum gerçi. Kabuğu çok güzel yakışıyor. Nasıl kuşbaşı et doğruyorsunuz o şekilde ince ince küp küp doğrayın. Hemen tenceremin içine doğramış olduğum ayvalarımı ilave ediyorum. Kesinlikle limonlu su yapmıyorum. Bırakın kararsın. Zaten fazla da kararmıyor. Bütün ayvalarımı kabuğuyla birlikte küp küp doğradım. Bildiğiniz gibi ayva susuz bir meyve. O yüzden de suyu çok çekecekti. Hemen hemen burada 1 kiloya yakın ayvamı doğradım. 1 kilo doğramış olduğum ayvama 1,5 litre suyumu ilave ediyorum. Ocağımızın altını yüksek bir ateşte açalım. Ayvalarımız kaynayana kadar yani yumuşayana kadar bu şekilde pişirelim. Daha sonra şekerini ekleyeceğiz. Ayvalarım tamamen yumuşadı. Kesinlikle ayvaların erimesine izin vermiyoruz. Yani daha fazla kaynatmayın. Ama marketten ya da pazardan alacağınız ayvalar daha fazla kaynayabilir. Benimki organik ayva olduğu için hemen yumuşamaya başladı. Şeker miktarına gelirsek eğer belli bir ölçü vermeyeceğim. Herkesin damak zevkine göre şeker miktarını azaltıp çoğaltabilir. 1 kilo ayvaya 1 kilo ben şeker koymayacağım. Bize çok fazla geliyor. Şeker komasına gireriz herhalde. O yüzden de kesinlikle 1 kilo şeker asla koymayacağım. Zaten ayva mayhoş bir ayva. Yani eşkimsi bir tadı var. O eşkimsi bir tadı asla kaybetmek istemiyorum. O yüzden de damak zevkimize göre 3 su bardağı toz şeker ilave edeceğiz. Siz çok şekerli seviyorsanız şeker miktarını çoğaltabilirsiniz. Ayırmış olduğumuz ayvanın çekirdeklerini de reçelimize ilave edelim. Daha sonra içinden alacağız ya da kalabilir de. Ocağımızın altını hafif kısalım. Çünkü çok yüksek bir ateşte ayvalarımız istediğimiz rengi vermeyecektir. Ağır ağır pişen bir ayva reçeli rengini kırmızıya çevirecektir. O yüzden de ocağımızın altını yarıma alalım. Kısalım ve ağır ağır reçelimiz kaynamaya devam etsin. 1 saate yakın ayva reçelim kaynadı. Tamamen suyunu çekti. Görmüş olduğunuz gibi rengi de istediğim rengi verdi. Reçelimden bir miktar aldım ve soğuttum. Soğuk olduğu zaman anlayabilirsiniz kıvamını. Buzdolabında bir miktar beklettim. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı gayet güzel. Hafif böyle koyu bir kıvam elde ettik. Eğer ki 5-6 ay saklayacaksanız sıcakken hemen şişelere doldurup ağzını kapatıp vakumlayabilirsiniz. Bu şekilde bir seneye yakın durabiliyor. Eğer hemen tüketecekseniz de ocağın altını kapatın. Soğuduktan sonra şişelerinize doldurabilirsiniz. Ben içine karanfil ya da
limon tuzu atmadım. Bana göre ayvanın tadını değiştirdiğini düşünüyorum. Ayvanın o aromasını, o lezzetini, kokusunu değiştirdiğini düşünüyorum. O yüzden de ben atmadım. Eğer seviyorsanız siz tabii ki de karanfil atabilirsiniz. Hafif böyle daha çok mayhoş olmasını istiyorsanız da limon tuzu da atabilirsiniz. Ama ben hiçbir şekilde atmadım. Kendi zaten eşki. Ayva reçelim tamamen soğudu. Kıvamını hep beraber görelim isterseniz. Size yakından göstermek istiyorum. Renginin güzelliğini görüyorsunuz. Tamamen doğal. Zaten ayvam bu organik olduğu için rengini tamamen verdi. Bunun püf noktası ağır ateşte yavaş yavaş 1 saate kadar ayva reçelinizi kaynatmanız. Ağır ağır kaynattığınız zaman bu kıvamı yakalayacaksınızdır, emin olun ki. Ve ikincisi de ayva çekirdeğini mutlaka içine koyun. O kıvamını tamamen bağlamasını ve renk vermesini sağlıyor. Görüyorsunuz. Ne katı ne de cıvı, tam ortası, hem sulu hem de taneli bir reçel elde ettim. Sizler için bir dilim ekmek kestim ve üzerine reçelimi sürdüm. Gayet güzel oldu. Hiçbir şekilde dağılma yok reçelimizde. Sabah kahvaltılarınızda çok güzel tüketebileceğiniz bir reçel. Ayva reçelimi püf noktalarıyla beraber size anlattığımı düşünüyorum. İçine ne karanfil ne de limon tuzu attım. Sadece doğal haliyle ayva reçelini yaptım. Her sene de ben bu şekilde yapıyorum ve lezzetine doyulmaz bir tat çıkıyor ortaya. Siz de bunu denediğiniz zaman farkına varacaksınız. Karanfil attığımda karanfilin kokusunu sadece alıyorum. Ayvanın kokusunu alamıyorum bir türlü. O ayvanın vermiş olduğu aromayı limon tuzu da kaybediyor. O yüzden de sade doğal bir reçel yapmanızı tavsiye ederim. Benden bugünlük bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı, abone olmayı ihmal etmeyin. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.